En sevdiğimiz şeyler. Vallahi hocam, ne enteresan saat, şeyler gidiyor. Baştan alalım, ben sesi kayda girmeyi unutmuşum. Rezalet. Rezillik, skandal. Olacaktı bir gün, neyse. Denetim bir ortamda olduğu gibi oldu. Zaten kötü girmişti Şeyma. O zaman 3-2-1 kayıt. Hocam nasılsınız? İyiyim Şeyma'cığım, sen nasılsın? Hoş geldin. Ben deyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Özleşmişiz hocam. Özlemişiz sizleri. Aynen öyle sizleri. Olmuş. Valla sen sorunca cevap veresim geliyor demiştim. Hala aynı şey geçerli. Sonra biraz cevap vereyim bakayım. Hocam arkada renkli beyincikler görüyoruz. Evet, sevgili Oya Hanım'ın bu renkler konusunda çok enteresan çalışmaları olan bir arkadaşımız Oya Hanım. Böyle bir Ebru'dan beyin yapmış, göndermiş bize. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim Açık Beyin'in en güzel tarafı bu zaten. Hep böyle bilim, sanat, akıl, fikir falan deyince enteresan yaratıcı sanat eserleri sürekli bizim buraya ara ara uğruyorlar. Biz de onlara böyle hayran hayran bakıyoruz. Allah ellerinize sağlık. Böyle enteresan şeyler üretin ki hafif sessiz olan sanat camiamızı acık coşturalım. Mesela bunlar farklı tekniklerin birleştirilmesinden oluşan şeyler olduğu için beni çok heyecanlandırıyor. Tabii ileride çok daha enteresanları, çok daha güzelleri olacak. Sanat önemlidir efendim. Oya Hanım'a buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Aklına enteresan fikir gelen bütün arkadaşlarımızda aklına gelenleri hemen yapmaya davet ediyoruz. Dünya böyle daha güzel diyerek toplumsal mesajımızı da verelim buradan. Pekala. O halde sorumu soruyorum. Emre Kutan... Şeyma'nın çok özel bir pekala deyişi varmış. Şimdi fark ettim. Pekala. Yani pekala. Bu da nereden çıktı anlamında. Şimdi sık sık derim ben bunu. Pekala. Pekala o zaman. Emre Kutan Nural sormuş hocam. Demiş ki, empati nasıl işler? Yani sonuç olarak sürekli karşındakinin nasıl davrandığını düşünüp bir adım ileride hareket ediyoruz. Fakat empati neyi baz alıyor? Duyguları mı, fikirleri mi, ortamı mı? Hatta bazen bizden deneyimce yüksek insanlardan bile iyi empati yapabiliyoruz. Nedir bunun altındaki mekanizma? Empati, kelime anlamına bakarsak zaten büyük oranda zannediyorum anlayacağımız bir şey. Empati işte gene bütün terimlerde olduğu gibi Latince kökenli. İngilizce'de de empati diye kullanılıyor. Biz de Türkçe'ye aynı şekilde aldık. Em, İngilizce'deki in, içinde anlamına gelen bir örnek. Pati ise duygu demek zaten. Dolayısıyla insanların aynı duygu içinde bulunmasını anlatan bir terimdir empati. Benzer duyguları yaşamak. Dolayısıyla karşıdakiyle empatiye girebilmek demek zaten onunla duygudaşlık kurabilmek. O duyguları kendinde de yaşayabilmek ya da kendindeki duyguları karşıdan yansırken görebilmek. Yani onun da seninle aynı duyguları yaşaması gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla empati aslında duygusal bir mesele. Akılla fikirle çok fazla alakası yok. Muhtemelen insanlar arasında bir empati kurabilme yatkınlığı gibi bir şey var. Yani bazıları biraz daha yatkınken bazıları bu konuda biraz daha künt olabiliyor. Beyin görüntüleme çalışmalarında maalesef diyorum, kadınların erkeklerden bayağı bir kabiliyetli olduğu gözüküyor empati konusunda. Bu zaten çok şaşırmamamız gereken bir şey. Çünkü işte bebek gibi derdini anlatamayan bir canlıyla ancak duygusal olarak iletişim kurabiliyorsunuz. O böyle işte konuşamayınca, işte ağrıyan yerini işaret edemeyince, bir şey yapamayınca siz onun duyguları üzerinden, anneler daha doğrusu, bebeğin ihtiyaçlarını görüp gidermek konusunda mahir olmalılar ki bizim soyumuz devam etsin. Kadın ve erkek çalışmalarında enteresan bir şey dikkati çekiyor. Mesela işte erkeklerle kadınları beyin görüntüleme cihazlarına koyuyorlar. Karşılarına böyle ağlayan yüzler, işte hüzünlü sahneler falan gibi ya da işte normal rutin, nötr resimler falan gibi uyaranlar gösteriyorlar. Ve bu sırada beyinlerinin neresinin çalıştığına bakıyorlar. İlginç bir şey çıkıyor ortaya. Duygusal içerikli, mesela ağlayan üzgün bir insanın resmini gördüğünde erkeklerde işte mesela önce görme bölgesi çalışıyor. Yani karşıdaki resmi gördüğünü anlıyoruz bu beyin görüntülemesinden. Sonra beynin bilişsel değerlendirme kısımları bunu analiz ediyor. Diyor ki evet, karşıdaki üzgün ve aktivite genellikle bu şekilde erkeklerde kaydediliyor. Kadınlardaki aktivite ise görme bölgesi çalışıyor. Beynin ön ve yan taraflarındaki değerlendirme merkezleri devreye giriyor ama sonra hemen arkasından, hatta eş zamanlı olarak, beynin derinliklerindeki duygusal merkezler de devreye giriyor. Yani kadınlar üzgün bir yüz gördüklerinde daha ziyade sadece onun üzgün olduğunu anlamakla kalmıyorlar, kendileri de üzülüyorlar. Dolayısıyla bu iki tip empatiye işaret ediyor. Biri bilişsel empati, yani karşı taraftakinin duygusunu anlamak ve biraz da mahir ve çalışmışsa davranışlarını ona göre hani yarı bilinçli olarak ayarlayabilmek gibi bir yetenek. Ama ve lakin eğer böyle duygusal empati yeteneğine sahipseniz, duygusal empati ne oluyor? Karşı tarafın davranışlarını doğrudan zaten yaşıyorsunuz. Daha doğrusu duygularını davranışları üzerinden alarak doğrudan o duyguları siz de hissetmeye başlıyorsunuz. Herkes bu konularda eşit olmayabiliyor. Fakat niye var empati? En azından onu bir belki masaya koymak lazım. Biz toplumsal olarak yaşayan canlılarız. Yani tek başımıza hayatta kalamıyoruz. Muhakkak etrafımızda birileri olmalı ki hayatta kalmayı becerebilelim. Bu birlikteliğinde en önemli unsuru özellikle birbirimizin sözsüz iletişimdeki mesela duygusal bileşenler gibi özelliklerini yakalayabilmek. Ve
bunlarla çok fazla konuşmaya ya da tarife gerek kalmadan birlikte bir grup olarak hareket edebilmek. Şimdi etrafınızdaki her insana neler hissettiğinizi, ne yaptığınızı tek tek anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Bu muhtemelen çekilmez bir hayat olurdu. Ama ve lakin çok şükür empati yeteneğimiz sayesinde diğer insanlar mesela bizi ağlarken gördüklerinde ya da ağlamak üzere olduğumuzu fark ettiklerinde hemen çok şükür ki onlara da bir hüzün basıyor. Onlar da böyle bir ortamda bir geriliyorlar, ne oluyor falan filan diye soruyorlar. Ve bu duygudaşlık bizim beraber hareket edebilmemizi sağlıyor. Hatta bilirsiniz işte gülmek, esnemek falan filan gibi hareketler bulaşıcıdır. Yani ben şimdi burada anlamsız bir şekilde gülmeye başlasam... Evet, gerçekten böyle. Çok saçmaymış. Evet. Bu güzel bir özellik toplum olarak beraber hareket edebilmemizi sağlıyor. Bazıları dediğim gibi bu konuda biraz künt. Yani yetenekleri o kadar gelişmiş değil. Bunun öğrenilen bir kısmı var bu arada. Doğuştan gelen bir kısmı var. Mesela genellikle erkek beyni olarak nitelediğimiz beyinde bu gelişim biraz daha sınırlı. Ve dişi beyni olarak nitelediğimiz beyinde ise biraz daha dediğim gibi duygusal tarafa doğru daha fazla gelişebiliyor. Ama ta 1990'larda işte duygusal zeka falan diye yazılmaya başlayan kitaplarda bir duygusal zeka furyası oldu biliyorsunuz. O furyada aslında altı çizilen en önemli şey insanların karşı tarafın duygularını okuyabilme becerisinin hayattaki başarılarıyla birebir alakalı olduğu meselesiydi. Bugün bu meselenin önemi gittikçe artıyor. Artık IQ'nun yani işlem yapabilme becerisinin hayatta başarılı olmak ya da mutlu olmakla doğrudan koreli olmadığını çok iyi biliyoruz. Bildiğimiz en önemli şeylerden biri ve gittikçe de bununla ilgili kanıtlar artıyor. Eğer etrafınızdaki insanları duyabiliyorsanız, özellikle duygusal olarak duyabiliyorsanız başarılı olma şansınız çok yüksek. Çünkü insanın başarısı genellikle bireysel değil, toplumsal. Diğer insanlarla nasıl bir ilişkiye geçtiğinize göre çok fazla şekilleniyor. Yaptığınız herhangi bir iş bir adada tek başınız olduğunuzda hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden insanoğlu tek başınayken ne sanat üretir, ne temel ihtiyaçları dışında bir teknoloji icat eder, hiçbir şey yapmaz. Ama diğer insanlar varsa onlarla duygudaşlık, onlarla birliktelik kurabilmek için üretimi anormal miktarda artıyor. Artan üretimi takdir edecek birileri olduğu zaman ise insan kendini çok daha fazla motive ve üretken hissedebiliyor. Dolayısıyla bir sorudan nerelere geldik ama netice itibariyle empati bizim temel duygularımızdan bir tanesi. Böyle empati kelimesini koyunca da kolay tarif edilebilir bir şey de değil. Onu söyleyeyim. Çok farklı bileşenleri de var. Çok farklı düzeyleri var. Sadece böyle bilişsel, duygusal gibi ayırmak da çoğu zaman yetmiyor. Ama belki de bu konuda söylemem gereken en son şey şu. Empati çocukluk döneminde gelişiyor. Özellikle anne tarafından aktarılan önemli bir özellik. Daha önceki videolarımızda belirtmiştik. Beyin dünyaya geldiği zaman ne iş yapacağını bilmeyen tek organdı. İlk öğretmeni anneydi. Anne ile karşılaştığı zaman neye nasıl tepki vermesi gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini adeta birebir anneden kopyalıyordu beyinlerimiz. Dolayısıyla bu yetişme sürecinin ilk 4-5 yılında özellikle karşıdaki insanların davranışlarını okuma becerisinin değişik varyasyonları ne kadar fazla deneyimlenirse o beyin empati konusunda o kadar gelişmiş olabiliyor. İzolasyon altında, tecrit altında diğer insanlarla az görüşerek büyüyen beyinler maalesef bu yeteneği çok fazla geliştiremiyorlar. Rahat rahat diğer insanlarla oyun oynayan, sokaklarda gezen, farklı yaş gruplarından, farklı sosyokültürel ortamlardan, farklı bağlamlarda karşılaştığı insanlarla bir araya geldikçe değişik varyasyonlarda öğrenmeye başlıyor. Böylece bu yetenek tamamen kaotik bir ortamda gelişiyor. Bunu niye altını çizdim? Sürekli olarak tabletlere bakan, telefonlarla oynayan, televizyonları da böyle böyle izleyen çocukların empati yeteneklerine neler olduğunu bir düşünün. Maalesef teknoloji otistik bir toplum olma yönünde ciddi bir endişeye sebep oluyor ve bu endişe haklı bir endişe. Otizm, empati yeteneğinin karşıdakiyle duygudaşlık kurma yeteneğinin özellikle yerle bir olduğu bir nöronal bağlantı problemi ve maalesef gelişimsel olarak biz bu bağlantıları eğitme fırsatı bulamazsak üzgünüm ileride bunu tekrar olması gerektiği bir yere taşımak çok çok zor oluyor. O nedenle günümüzün modern teknolojisi güzel, iyi, hoş, tamam herkes tık 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 falan filan ama empati konusunda hazır gelmişken uyarayım. Lütfen çocuklarımızla, etraftaki çocuklarla yüz yüze, ruberu, göz göze, mekanik fiziksel oyuncaklarla oynayarak, onlarla gerçek sosyal ilişkiler kurarak onları biraz hayatın içine çekelim. Aksi takdirde çok acayip bir nesil geliyor. Allah sonumuzu hayretsin demek istiyorum. Tam yaşlı adam gibi konuştum değil mi? Ne süper oldu. Bu gençler bir farklı ya. Enteresan. Hocam peki sempati ile empati arasındaki fark nedir? Şimdi sempati de eş duygulanım demek. Hani empati aynı duygu içinde olmakta. O da eş duygulanım gibi ama biz biraz farklı anlamlar yüklüyoruz. Bunu bu videoda çok
detaylı açamayabilirim. Sempati, empati vesaire farkını merak edenler bilirsiniz. Önce Can sonra Canan diye bir programımız var. Önce Can sonra Canan'ın sanıyorum 17. bölümü bu konuyla ilgili olacak. 17 hadi olmadı 18'de konuşuruz. Empati sempati farkı için Önce Can sonra Canan'ı sizi davet ediyorum. Sempati ile empati farkını iyi bilmemiz gereken mevzular. Bu konuda Mustafa Can'ın da size söyleyecekleri var. Şöyle. Nasıl ya? Tam böyle bu sefer önce Canan sonra Canan. Mustafa yorum. Şeyma yorum. Süper oldu ama. Şeyma yorum. Yapma yorum gibi bir şey. Aa yani. Evet yapma yorum. Şeyma yorum.